Merhaba, hoş geldiniz. Sizlerle bugün değişik güzel bir uygulama yapacağız. Nedir bu uygulamamız? Kaşıklık yapmayı düşünüyorum. Hani bu tahta kaşıklarımız, plastik kaşıklarımız var kullandığımız, ahşap kaşıklarımız falan. Bunları koymak için böyle bir düzenek. Nedir? İki tane kavanozumuz var. Bunlar da boyanacak. Bunları sonra boyamak üzere kenara bırakıyorum. Böyle bir kabımız var. Bu 10 TL. 10 TL'ye aldım. Bunu boyayacağız. Sonradan da süsleme için kullanacağımız bu ipimiz var gördüğünüz gibi. Bu jüt iplik mi oluyor, hasır iplik mi oluyor, ne oluyor bilmiyorum ama böyle bir ipimiz var. Şimdi öncelikle bu kabımızı boyamaktan başlayacağız. Bunun için ne renk boyayacağız? Ben bunu gri boyayacağım. Komple gri boyayacağım. Bunu aldıktan sonra bir zımpara alıyoruz düzelmesi için. Daha sonra nemli bir bez ile siliyoruz tozun tamamını almak için. Şimdi ben buraya gri boyama hazırlamıştım. Gri boyamla boyamama başlıyorum. Şöyle içinden başlıyorum boyamaya. Şöyle gördüğünüz gibi her yerini bu şekilde boyayacağız. Gördüğünüz gibi komple griye boyama işimiz bitti. Şimdi bunu tamamen kurumasını bekliyoruz. Bu tamamen kuruyacak. Daha sonra başka işlemlerden geçireceğiz. Biz bu arada şişelerimizi boyayalım. Kurumaya bıraktık. Şişemizi iki farklı renkte boyayacağız. Bir tanesi Rich Multi Surface'in patina rengi. Şu şekilde göstereyim. Bununla boyayacağız. Kavanozumuz şöyle. Ve pompon süngerle boyayacağız. Bunun yüzüne herhangi bir yüzey tutucu sürmemize gerek yok. Çünkü Rich'in bu boyaları, Multi Surface yazan boyaları her türlü yüzeye kullanabiliyorsunuz. Pompon fırçayla daha rahat uygulayacağımız için pompon fırça kullanacağız. Bundan bir parça kabımıza aktarıyorum. Uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tüm yüzeye bu boyamızı bu şekilde uygulayacağız. Böyle göstereyim size. İşte bu renk olacak. Şimdi tüm yüzeyimize gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şişemizin birini bitirdik tamamıyla. Bu şekilde kurumaya bıraktık ve geldi ikinci şişemize. İkinci şişemizde Multi Surface Fuşya. Numarası neydi? 2154 numarası. İkincisini de fuşya boyayacağız. Bundan da kabımıza bir parça döküyoruz. Yine pompon fırçamızla bu şekilde elimizi içine sokuyoruz ve başlıyoruz. Evet, bu şekilde de devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi fuşya rengimizi bitirdik. Şimdi bütün malzemelerimizi kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra da son rötuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Süslemelerimizi yapacağız. Şimdi normalde yarım saat beklemeniz kuruması için yeterli ama ne kadar iyi kurursa o kadar iyi oluyor sonucumuz ve daha iyi yüzeye yapışmış oluyor. Bunun için ne kadar uzun süre beklersek o kadar iyi. Bunu bütün videolarımda söylüyorum. Boyama mesafesi kuruması için beklediğimiz süre ne kadar uzun olursa o kadar kalıcı yüzeyde boya elde etmiş oluyoruz ve o kadar iyi yapışıyor. Kuruma işlemleri tamamlandı. Şimdi bunların üzerine dekupaj işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle iki tane desenimiz var. Antik kadınlar mı diyelim? Mısır. Bu da başka. Böyle iki tane figürümüz var. Bunları dekubaj tutkalı ile
yapıştıracağız. Bir miktar dekupaj tutkalımızı sıkıyoruz. Ve fırçamızı alıp kavanozumuzun üzerine bu şekilde önce kağıdımızın arkasına dekupaj tutkalımızdan bolca sürüyoruz. Ve daha sonra bu kağıdımızı alıyoruz ve bir köşesinden başlayarak hava kabarcığı kalmayacak şekilde dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra iyice tutması için ve verniklediğimizde yüzeyde herhangi bir bozulma olmasın diye ortadan başlayarak kenara doğru dekupaj tutkalımızı bu şekilde yediriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde yapıştırdık. Şimdi diğerini yapıştıracağız. İki kavanozumuzda bu şekilde dekupaj tutkalı ile dekupaj işlemimizi gerçekleştirdik ve bunları yine kurumaya bırakıyoruz bir köşeye. O bir köşede kururken sıra geldi buna. Bu da kurudu. Buna ne yapacağız? Eskitme kremimiz var. Soft beyaz. Eskitme kremi ile yüzünü eskitme işlemini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde kapağımızı açıyoruz. Fırçamızı alıyoruz. Ve yüzeyimize batırarak bu şekilde eskitme kremimizi sürüyoruz. Sürdüğümüz yüzey şu şekilde gerçekleşiyor. Normalde biliyorsunuz eskitme jeliyle ve zımpara ile bu işlemi gerçekleştirdik. Bunu ise altı ana rengimizi sürdük. Bu şekilde sürdüğümüzde kuruma işlemi eskitme şeklinde devam edecek. Ve işte gördüğünüz gibi tamamıyla bitti. Şimdiye kadar hangi aşamalardan geçtik anlatayım. Önceki bu ahşabımız vardı. Ahşabımızı güzelce önce bir astar boya attık, daha sonra gri boya attık. Gri boya attıktan sonra eskitme kremi ile eskitme işlemini gerçekleştirdik. Daha sonra ben yazıcıdan bu desenleri çıkarttım. Buralara dekupaj yaptım bu şekilde gördüğünüz gibi. Kestim. Buraya hasır ipimizle bir yine dekupaj tutkalıyla yapıştırdım. Dekupaj tutkalının içine bir parça ipi sokun çıkarın. Onu bu şekilde buraya yapıştırın. Üstüne tekrar dekupaj tutkalı sürün. Daha sonra da kuruduktan sonra da vernikleyin. Vernikleme işlemimiz de gerçekleşti. İşte içi de böyle. Yanı böyle. Daha sonra kavanozlarımız. Kavanozlarımızı da boyadık. Daha sonra yine internetten bu şekillerimizi çıkardık. Üzerine bunları dekupaj uygulaması gerçekleştirdik. Dekupaj uygulamasını gerçekleştirdikten sonra boncuk boya ile, gri boncuk boya ile resmin etrafını bu şekilde geçtik. Yine vernikleme işlemimizi gerçekleştirdik kavanozlarımıza da. Ve en son olarak da hasır iplerimizin ucuna boncuk geçirdik, mavi nazar boncuğu. Ve ağzına bu şekilde bağladık. Şimdi içine kaşıklarımızı koyabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum.